Arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz ki uzunca bir süredir uzaktan eğitim sürecini gerçekleştiriyoruz. Evimizde canlı derslere katılıyoruz, online denemelere katılıyoruz ya da ödevlerimizi yapıyoruz. Bu süreçte hepimizin kendisine ait bir odası olmayabilir. Ya da odamızı kardeşimizle kullanmak zorunda olabiliriz ve ders çalışma anlamında bu da bizi birazcık olumsuz etkileyebilir. Ama bu ders çalışmamızı engel olmamalı. Şimdi gelin sizinle evde ders çalışma ortamımız olmadığında neler yapabiliriz bunu konuşalım. İlk olarak kendimize ait bir odamız olmasa bile mutlaka kendimize bir çalışma köşesi yapmamız gerekiyor. Çalışma köşesi derken burada işte büyük çalışma masalarından ya da konforlu sandalyelerden bahsetmiyorum. Burada önemli olan sadece sürekli olarak aynı yerde ders çalışmamız. Yani nasıl ki yemek masasına oturduğumuzda sürekli yemek yiyoruz ya da yatağa yattığımızda uyuyoruz. İşte bunun gibi sürekli olarak o masaya oturduğumuz ya da o ortama geçtiğimizde ders çalışmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Böyle olduğunda zihin de siz oraya oturduğunuzda ya da oraya yöneldiğinizde evet ders çalışacak diye düşünür ve çok daha hızlı olarak adapte olur. Peki bu ders çalışma ortamını nasıl oluşturacağız ya da buralar nereler olabilir? Burada sadece şunu söylemeliyim ki çalışma ortamımız kesinlikle yatak olmamalı. Yani yatakta yatarak ders çalışmamamız gerekiyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi yatağa oturduğunuzda, yatağa uzandığınızda otomatik olarak uykunuz yoksa bile uykunuz gelecektir. Bu da sizin ders çalışmadaki veriminizi ve performansınızı düşürecektir. Belki yatağı şu şekilde kullanabilirsiniz. Yere oturabilirsiniz ve yatağı bir masa gibi kullanabilirsiniz. Ya da sandalyeye oturarak yine yatak üzerinde yazım çizim işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar dışında yemek masası olabilir, işte sehpa olabilir ya da belki katlanabilir bir masa olabilir. Yer kaplamadığı için de çok daha işlevsel olduğunu göreceksiniz. Ama dediğim gibi önemli olan sadece burada nedir? Sürekli olarak aynı yerde ders çalışmaya alışmamız. Bazı arkadaşlarımız da evleri kalabalık olduğu için ve gürültülü olduğu için ders çalışamıyorlar. Peki bunlar neler yapabilir? Öncelikle size burada şunu hatırlatmak istiyorum. Gürültülü ortamlarda ders çalışmak bizler için çok faydalıdır. Ne demek bu? Şimdi şöyle düşünün, sürekli olarak sessiz ortamlarda ders çalışıyorsunuz ve sınava girdiniz. Sınavda illaki biri hapşuracak, işte biri kalemi bitecek, kalem tıraşta kalemini açacak ya da soruların altını çizecek ve sürekli olarak bir ses çıkacak. Siz de sessiz ortamda ders çalışmaya alıştığınız için bu her gürültüde dikkatiniz dağılacak. Bir süre sonra soruları çözememeye başlayacaksınız ve motivasyonunuzu kaybedeceksiniz. Yani gürültülü ortamlara alışmakta fayda var. Ama bu gürültüyü tabii ki çeşitli şekillerde bastırabiliriz. Nasıl bastırabiliriz? Örneğin canlı derslerdeyseniz belki kulaklık takabilirsiniz. Ya da işte test çözüyorsanız da yine ne yapabilirsiniz? Kulaklık takarak fon müziği dinleyebilirsiniz. Ama burada müziğin sözsüz olmasına dikkat etmemiz lazım. Çünkü sözlü olarak bir müzik dinlediğimizde dikkatimiz ikiye bölünür. Ama fon müzikleri hem gürültünün bastırılmasında hem de bizim daha iyi odaklanmamızda bize yardımcı olacaktır. Gürültülü ortamlarda çalışmaya çalışan arkadaşlarım için şunu da söyleyebilirim. Burada lütfen ailenizle iletişim kurmaktan çekinmeyin. Yani belki televizyonun sesi çok fazla açık olabilir ya da kardeşiniz gürültü yapıyor olabilir. Bunları ona söyleyebilirsiniz. İşte ben biraz ders çalışıyorum, lütfen bir saat müsaade edin ya da televizyonun sesini kısabilir misin dediğinizde mutlaka onlar size destek olacaklardır. Aynı zamanda şunu da yapabilirsiniz. Onların yani aile fertlerinizin uyuma saatlerine göre ders çalışabilirsiniz. Tabii ki bu demek değil ki bütün gece siz ayakta olun ve ders çalışın demiyorum. Ama işte 8'de kalkıyorsanız 6'da kalkabilirsiniz. Bu 2 saatinizi de sessiz bir ortamda ders çalışarak değerlendirebilirsiniz. Ama eğer ki ben bunların hiçbirini uygulayamıyorum, ev ortamında kendime bir ortam yaratamıyorum diyorsanız da kütüphanelerden, halk kütüphanelerinden faydalanabilirsiniz. Burada kendinize hem sessiz, gürültüsüz bir ortam sağlayabilirsiniz hem de bu kütüphanedeki kaynakları kullanarak başarınızı arttırabilirsiniz. Son olarak da size şunu söylemek istiyorum. Her şeyden önce sizin çalışmayı kendinizin istemesi lazım. Çünkü şunu unutmayın ki elektrik lambasına ders çalışan ya da mum ışığına ders çalışan ve çok başarılı olan arkadaşlarımız da var. Bunları göz önüne aldığınızda eğer ki siz gerçekten isterseniz sizin önünüze hiçbir engel olmayacaktır. Bunları da göz önüne alırsanız çok mutlu oluruz. Bugün sizinle ders çalışma ortamımız olmadığına neler yapabileceğimizden söz ettik. İlk olarak ne dedik? Mutlaka konforlu olmasa da kendinize bir çalışma alanı yaratmanız gerektiğini söyledim. Bunun dışında gürültülü ortamlarda yaşayanlar için aileleriyle iletişim kurabileceklerini, kulaklık takabileceklerini ya da ailelerinin uyuma saatlerini değerlendirebileceklerini söyledim. Ya da tamamen el ışını kütüphaneleri kullanabileceğinizi söyledim. Evet arkadaşlar, sizlerin çalışma ortamları nasıl? Lütfen yorumlarda bize yazın. Başka istekleriniz ve önerileriniz varsa da yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.